Merhaba, Nuray Mert'le Soru Cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Gökçe Çiçek Köse'de. Nuray Mert'e soruyorum, kendisi bizler ve sizler için yanıtlıyor efendim. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Hoş bulduk. Daha doğrusu sohbet ediyoruz diyelim. Şu Nuray Mert'e soruyorum. Çok şey, sanki böyle hani bilgi her şeyi o bilir gibi geliyor bana. Her seferinde gidiyorum Nuray Mert'le sohbet ediyoruz, açabiliriz. Peki ama tabii yani benim sizinle hani birçok konuda sohbet seviyesinde olmam çok mümkün değil, ama ben bir de kendimi güvenli alana alıyorum böylelikle. Yani ben soru soruyorum bakın, aman diye. Öyle iyi diyorsan yap, ama gel sohbet ediyoruz diyelim benim açımdan. Tamam. Tabii rahatlıkla araya girebiliyorum, ama böyle diyen de var, şöyle diyen de var diyebiliyorum tabii. O her konukla nasip olmuyor. O açıdan size ayrıca teşekkür ediyorum. Nuray Hanım, şimdi Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri aslında mutlaka her bölümde bir süre ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyanın gözünü kulağını çevirdiği bir savaştan bahsediyoruz. Tabii bir yandan Türkiye'deki tartışmalar Türk dış politikasına nasıl yansıyacak kısa ve uzun vadede? Dünyayı nasıl şekillendirecek bu savaş? Nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Bir yandan Türkiye'de bambaşka tartışmalar devam ediyor. Aslında siz bu süreç başladığından beri bu savaşın ideolojik değil, tamamen stratejik bir savaş olduğunu, hatta insanların bu iki kutuplu tırnak içinde dünyada bir taraf olmaya zorlandığını, hani kenara çekilip bakanlarınsa çeşitli görüşlerin savunucusu olmakla itham edildiğini falan söylüyorsunuz başından beri, ama galiba bu tartışma kapanacak gibi durmuyor. Özellikle Türkiye'de hani entelektüel camiada tartışılmaya da devam ediyor. İdeolojik bir savaş olduğunu düşünenlerin sayısı da az değil. Siz ne kadar stratejik bir savaş deseniz de. İki tarafı savunanlar açısından da hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Rusya'nın tırnak içinde savunucusu olanlar arasında, yani bu savaşın ideolojik olduğunu her iki tarafı savunanlar açısından da az değil sayısı. Niye sizce, niye böyle oluyor? Biraz açar mısınız? Ya biraz açacağız. Bir de bu tartışma aslında bitmesin. Yani şimdi her ne kadar doğrudan bizim Türkiye'deki iç politika gündemimizde doğrudan bağlantılı değil şimdilik. Ve bizim çok daha yakıcı, öncelikli meselelerimiz var. Yani sabah akşam Ukrayna'yı konuşalım demiyorum, ama bu gündem de bir taraftan devam etmeli. Çünkü bu sıradan bir tartışma değil. Bu siyasete dair, dünyanın gidişatına dair, insanlığın geleceğine dair birikmiş bir sürü sorun ve tartışma konusunun odaklandığı bir yer. Bütün dünya çapında da böyle. Biz de bu olaya böyle bakmak durumundayız. O yüzden hani tartışma bitmek bilmiyor, işte herkes birbirini suçluyor kadar şey bir şey değil yani. Şikayet edilecek bir şey değil demek istiyorum. Aksine biz buradan... Hazır burada yoğunlaşmışken bir sürü bence biriken mesele, buradan meseleyi gittikçe derinleştirmeliyiz. Yani dediğim gibi dünya nereye geldi, neyi tartışmalıyız, nasıl bir politik tutum takınmalıyız, neyi önemsiyorlar, politik değerlerimiz neler açısından. Evet, bu ben jeopolitik bir savaş dedim, ama ben jeopolitik bir savaş dedim diye savaş jeopolitik düzlemde yer alacak manasında değil. Bu tamamıyla ideolojik bir savaşa dönüştü. Yani sadece bizde değil, aslında dünyada ve aslında Batı, ABD, NATO, Ukrayna diyelim cephesi bunu zaten savaşın konseptini ideolojik bir savaşa dönüştürdüler. İdeolojik bir savaş olarak takdim ettiler. Bu yani sadece tartışanlar, tanımlayanlar falan değil. Savaşın konsepti de bu. Diğer taraftan Rusya için de aynı şey geçerli. Diğer savaşın diğer tarafı da işgalci güç de kendisini ideolojik gerekçelerle temellendiriyor. Taraf tutanlar da giderek daha fazla ideolojik tutumlar takındı. Bu taraflar üzerinden daha fazla ideolojik tutuma takındıklarını düşünüyorlar, kabul ediyorlar, hatta altını çiziyorlar. Öyle olunca da evet, artık savaş, yani bir şimdi Richard Falk'un bir yazısını okuyordum bir dergide. Bir şeyin, jeopolitik savaşın ilkesel bir savaş gibi pazarlanması gibi bir tabir kullanıyordu. Çok doğru, ama sonuç itibariyle böyle takdim edildikten sonra ve algılar da bu yönde olduktan sonra, tutumlar da, karşı tutumlar da bunun üzerinden şekillendikten sonra
Bu aynı zamanda evet ideolojik bir savaş veya diyelim işte kavramlar, değerler üzerinden bir savaş. Benim tartışmak istediğim şey şuydu. Bu liberal demokrasilerin otokrasilere karşı yani takdim edildiği gibi, en azından batıdan bakıldığı gibi ve ata ana medyasında ve politik merkezlerinde tanımlandığı gibi bu liberal demokrasi, tehlikeli altında olan liberal demokrasilerin otokrasilere karşı, otokratik rejimlere karşı savaşı falan değil. Bu konuda sorgulayıcı olmak zorunda. Benim noktayı nazarım buydu. Yoksa bir ideolojik savaş haline geldiği doğru. Ha bir de onu şey yapalım. Yani bir tarafın iddiası şu. Rusya tabii ki işgalci. İşgalciye işgalci denmez mi denir. İşte peki onun karşısına tutum takılmak gerekir mi? Gerekir filan gibi şeylerden başlayan, soru ve cevaplardan veya kabullerden başlayan. Fakat giderek dediğim gibi bu aslında sıradan da bir iş değil. Bu aslında işte yeni bir soğuk savaşın başlangıcı. Burada söz konusu olan, saldırı altında olan liberal demokrasiler, demokratik değerler, özgürlükler. Ve diğer tarafta da bunlara musallat olan, bunları tehdit eden sadece askeri işgallerle değil, siyasetteki yükselişleriyle yani bu sağ, işte yerelci, milliyetçi, otoriter söylemlerin yükselmesiyle bu değerleri tehdit eden bir dalga bunlar arasında. Bir taraf bunu diyor, Batı dünyası bunu diyor. Rusya kendini savunurken işte güvenliğin tehdidi altındaydı demekle kalmıyor artık. Bir de bu Batı dünyası ikiyüzlü. Zaten Batı emperyalizminin uşağı bu Doğu Avrupa'da Sovyetlerden çözülen ve hemen koşa koşa NATO'ya üye olan ülkeler. Bunun son halkası Ukrayna diyerek alanı biraz daha genişletiyor. Bir adım ötesinde kendisini anti-emperyalist bir güç. Yani dünya çapında artık eski tabirlerle anti-emperyalist değil ama yeni tabirlerle bu kafası ABD merkezli, Batı ittifak merkezli güç ağına kafası bozulan herkese cazip gelebilecek bunların alternatifi benim. Ben işte aile değerlerini savunuyorum. Onun dışında Batı zaten çökmüş bir medeniyet, dejenere olmuş bir medeniyet. Ayrıca son derece 200'de aslında emperyalist olanlar onlar, ülkeleri işgal edenler onlar. Şimdi de burnumuzun dibine girerek biz tehdit ediyorlar filan. Bu savunma, bu savaş propagandası alıcı buluyor. Yani Rusçu filan dediğimiz zaman bazı tabii böyle Avrasyacı, Mavrasyacı tipler var. Rusya'yı hala, Rusya'yı ve Çin'i hala eski işte komünist düzenlerin devamı olarak gören ve dünya sisteminde de evet kapitalist dünyaya, emperyalizme karşı birer direniş odağı olarak gören yaklaşımlar var. İşte bu gayet iyi biliyorsunuz. Türkiye İşçi Partisi öyle Türkiye'de. Ulusalcı sol biraz öyle. Yani Amerika'dansa hani böyle Avrasyalı güçler daha ehvendir. Bunların hakkından bunlar gelir. Veya bir baş kaldırı ancak buradan çıkar falan diye şeylere akıllar kayıyor. Böyle taraflar olmadığını söyleyemeyiz. Böyle bir iki taraf var. Tuhaf olan arada bir alanın kalmamış olması. Tuhaf değil yani üzülecek, kaygı duyulacak olan. Arada hiçbir alanın kalmamış olması. Benim çok yadırgadığım da üstelik aklı başında insanların da işte soldan işte en son bir yazı yazdım görmüşsünüzdür. Hı hı. Birikimde çıkan evet. Bir yazıya karşı. Soldan aklı başında insanların da bu aradaki alanı mümkün mertebe yok etmeye çalışması. Böyle bir hiddet, öfke, celal içerisinde tartışmanın önünü kapatma çabaları. Bu çok kaygı verici. Yoksa yani tablo aşağı yukarı sizin de bildiğiniz gibi. Ben de hani bir daha izleyenlere hatırlatmak istediğim gibi. Böyle ideolojik bir savaşa dönüştü. Taraflar da böyle. Hiçbir iki taraf da tabii kendi tarafının propagandasını yapıyor. Onun ötesinde somut olarak işgalci olan güç Rusya zaten. Ama bunun bir adım ötesindeki ideolojik tutumlar böyle diye bu tarafları özetledik. Ama dediğim gibi yani biz bunun ötesini tartışmak zorundayız. Benim dediğim o.
Yani öyle her bir dakika ya bir, ne oluyor filan yani diyene vay Putinci demenin alemi yok. Ve bu da mesela Nuray Hanım yani Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun hani işte Irak'ı hatırlatmak, Afganistan'ı hatırlatmak da böyle sıradanlaştırılıyor, hani basitleştiriliyor sanki bu tartışma içerisinde. Yani işte evet, tabii hani, öyle şimdi tabii o söylemin yani bu aslında kaygı duyulmayacak bir şey değil. Tabii böyle bir şey. Ne yapalım? Amerika'da Irak'ı işgal etti. Afganistan'ı işgal etti. Söyleminin gerekçelendirmeleri, bu tür gerekçelendirmeleri, bunları dolaşıma sürekli bu meselede bunları gündemde tutmanın şöyle bir riski var. Ne yapalım işte böyle dünyada böyle. Madem onlar öyle yaptı, Rusya'nın da Ukrayna'yı işgal etmeye hakkı var. Bunu meşrulaştırıcı bir şekilde dolaşıma sokmamak lazım. Yani bu konuda kaygı duymamak. Ben aslında onu demek istemiyorum. Hani tam tersi bunu söylemek... bu konuda taraf olanlar açısından hani ya yine mi yani, bunu söylüyorsun? İşte sokaktaki herkes de böyle söylüyor. Başka söyleyecek bir şeyiniz yok mu gibi. Ben tabii sosyal medyada falan nasıl tartışıldığını bilmediğim için yani benim daha çok kaygı duyduğum şey oluyor. Yani ilk bakışta baktığımızda ya kardeşim çok da fazla hani işte Amerika'da zaten sağlam papuç değil dediğin zaman sen kendi Rusya'yı meşrulaştırıyorsun veya bu tür bir dünyayı meşrulaştırıyor. Benim kaygım o. Ama diğeri evet yazdığım yazı tersi sizin dediğiniz türden bir baskı oluşturmaya karşı. Yani herkes de bunu diyor. İşte tam tehlikeli olan şey bu. Herkesin yani Türkiye'de mesela işte kamuoyu araştırmaları değil mi sizde de vardır. Yabancı basında da Türkiye'ye ilişkin şeyler çıkıyor işte böyle bir kötü bir örnek olarak. Çünkü halkın yarısına yakını sorumluluğun bu savaşta sorumluluğun ABD tarafı olduğunu düşünüyor. Yani Rusya olduğunu düşünenlerden az. Dünya çapında da böyle. Ya aslında işte tam da tehlikeli olan şey bu. Yani kalkıp da bu denli bir ikiyüzlü liberal politika izlerseniz, daha doğrusu ikiyüzlülüğün adına liberallik derseniz, liberal demokrasi derseniz, ondan sonra insanlar da yavaş yavaş akılları karşı tarafa doğru kaymaya başlıyor. Bunu ben çok riskli buluyorum. Yoksa ne derseniz deyiniz yani liberal olunuz, ultra liberal olunuz yani. Ama asıl önemlisi dünyada politik dengeyi değiştiren bir şey oluyor. Yani insanlara ben diyorum ya bu arada bir alan filan. Yani ama sıradan insan dünyaya baktığında, olan bitenlere baktığında herhalde böyle inceden inceye bir dakika ne oldu, soğuk savaşta ne oldu, sonrasında ne oldu, Rusya'nın çıkarları ne, kavramlar ne diye düşünecek hali yok. Adaletsiz bir durum görüyor ortada. O da muazzam bir özellikle Batı'nın üstün olduğu muazzam bir adaletsizlik. Ve üstelik de bunun avlanıp kullanması. Bu çıldırtıcı bir şey gerçekten. Yani dediğim gibi durup da düşünelim bir dakika işte ona hakkını verelim, buna hakkını verelim deyip İnsanlar başka nedenlerle de örtüşmek üzere tabii sadece bu nedenle değil ama sıklıkla böyle bir düzen karşısında gidiyor Putinci falan oluyor yani. Bak adama bakar mısın işte masaya yumruğunu vuruyor. Yani böyle bir Külhan Bey düzeninin onaylandığı, otoriterliğe sevginin, sempatinin arttığı bir ortam oluşuyor. Yani tabii biliyor muyum? Yoksa mesele işte Amerika sen de Kızılderilileri öldürdün demek falan değil. Veya tarihsel gerçekleri ortaya çıkarmak ve hakkaniyetli bir tabloyu atmak değil. Asıl önemlisi siyasi gelişmeler. Yani siyasi olarak bunun sonucu, bu ikiyüzlülüğün sonucu. Yani ABD'nin yapıp ettiği, güçlüğün daha doğrusu dünyada güçlerin yapıp ettiklerini. Batı'nın liberal demokrat denilen, Batı'nın cezalandırmayı hiç düşünmemesi ve böylece demokrasiye, liberalliğe, özgürlüklere de itibar kaybettirmeleri. Yani insan dünyadaki insanların gözünde demokrat mı iki yüzlü bir adamdır gibi bir imaj geliyor. Beni tekim de öyle işte. Putin savaş suçları işte şimdi. Siz deyin veya demeyin yani çok sıradan bir insan, çok daha meselelere uzaktan bakan bir insan bile. Ya kardeşim yani herkesin kulağına kaçmış bir sürü şey var, sicil var. ABD'nin soğuk savaş ve sonrasında yaptıkları ve düne kadar yaptıkları. Yani Afganistan'ı var, Irak'ı var, en genç insanların bile hatırladığı. Peki bu tavrı solun tamamına mal etmek doğru mu Nuray Hanım? Yani aslında bu süreçte bu bahsettiğiniz işte
bir durup belki işte hayır öyle değil böyle. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Amerika, Irak, Afganistan politikasını işte eleştirmek bu savaşa bakarken. Genelde solcularla özdeşleşti. Yani bir sol tanımı var Türkiye'de. Yani tamamı aynı bakar ve tamamı aynı düşünür gibi de bir evet. durum var aslında. Evet, yani o yaklaşım sağ kesimde var. Tabii yani hemen bu vesileyle gene böyle sola şey yapmak, laf sokuşturmak bilen gibi zaten yazdı da asıl şey eleştirdiğim şey oydu. Yani böyle bir sağ muhafazakar kesimden bir siyasetçi Sunal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir solu genelleyen şeyine böyle bir kafam kızdı doğrusu. Çünkü çok genel yani oradan başlıyor bir gün gazetesinden başlıyor bütün solu genelliyor. Hayda soğuk savaş dönemlerine sarkıyoruz. Kapitalistler miyiz, komünistler mi şeyine böyle ufaktan dirsek teması yapıyor filan. Öyle bir hava var. Dünyada da aslında var. Yani soğuk savaşı çağrıştıran yani işte Putin Stalin'in de Stalin matah bir adam değil de Putin Stalin'in devamı falan da değil yani bambaşka iki tane otokrat. Dünyada bir tür tarihte bir türlü otokrat olmaz. Bir sürü diktatör türü var. Bunun ne de önemi var diyeceksiniz? Çok önemi var. Yani çünkü Putin dediğiniz adam neoliberal Rusya'nın tam da eğer neoliberal ekonomileri açılırsa, piyasa ekonomisine açılırsa bir ülke demokrasi arkasından doğal olarak gelir denilen 90'lı yılların tezi çerçevesinde yani bu teze inandığı için değil olayların gelişmesi dolayısıyla Sovyetlerin dağılma sürecini biliyorsunuz ve birdenbire kapitalist ekonomiye açılmış. Tam da bu rehberlik izlemiş fakat arkasından demokrasi gelmeyen bir sürü örnekten başlıcalarından bir tanesidir. Ve Putin de aslında hiç de öyle yani dediğim gibi kötü, otoriter de olsa sosyalizan filan bir devletçi bir ekonominin filan temsilcisi değildir. Aksine kapitalist ekonomiyi benimsemiş biridir. Kapitalist ekonomi her zaman liberal demokrasi üretmiyor. Aslında nokta yani. Bu örnekler bunu gösteriyor. Ama bunu karartmak istediğiniz zaman hatta bazen diktatörler üretiyor. Yani bunu sadece Putin için ve bugün için söylememeliyiz. O yüzden tartışma büyük ve bunu geri çağırmamız gerekiyor diyorum. Kapitalizm pek çok durumda savaş üretir. Yani post kapitalizm de aynı şekilde ve bunu görüyoruz. Yani liberalizm ve liberallerin ve neoliberallerin iddia ettiğinin tersine kapitalizm, post kapitalizm sürekli savaş üretir, diktatörler üretir. Öyle ılıman, böyle demokrasiler ürettiği şey tarihsel bir istisna Batı Avrupa'yla kısıtlı. Yani hani ve Amerika'yla diyeceğiz. Yani o konularda o defterleri de tekrar açmak lazım. Yani dünyada reel sosyalizm pratiği falan diye bir tartışma vardı ya bizim gençliğimizde var diye biliyorum siz çok gençsiniz işte gerçekte uygulanan kapitalizm sosyalizmle aslında sosyalizm ütopyası ideali bu değil tartışması falan şimdi aslında bana sorarsanız tarihte tecrübe edilen bu Amerika Batı Avrupa'da dahil olmak üzere liberal demokrasi tecrübesi ideal bir demokrasi. Yani bu Fransız devriminin esinlendirdiği, ondan sonra insanlığın tahayyülünde bir ideal olarak, politik bir ideal olarak yükselmiş olan demokrasi ideali falan değil. Bunlar sadece tecrübe edilmiş örnekler. Bu tecrübe edilmiş örnekleri tekrar gözden geçirmek lazım. Bunların insanlığa maliyeti ne olmuş? Bu tartışmaların hepsinin geri çağrılması lazım. Özetle tekrar dağıtmadan geriye döneyim niye buraya girdik? Şuradan girdik. Putin'in böyle başka bir sistemin temsilcisi, otoriter rejimlerin, diktatörlerin sanki hani liberal kapitalist dünyadan çok uzak uzaydan gelmiş örnekler olduğu şeklindeki söylem bence bir neoliberal propaganda. Yani tamamıyla batı, steril batı demokrasileri, liberal batı demokrasileri Amerika'da da temsil ediyor. Kuzey Amerika'da Trump falan gibi araya girenler olmazsa. Bu steril bir örnek. İşte dünyada da böyle muzur işler var. Hayır efendim bunlar mevcut sistemin, küresel kapitalizmin bir sürü ülkede ürettiği, bu daha önce Soğuk Savaş döneminde de liberal söylem demokrasi ürettiğini iddia ederdi kapitalizmin. Hiç de öyle değildi. Dünya kamplaşmıştı. Bir tarafında gene işte sosyalizm adına
otoriter rejimler vardı. Diğer taraflarında da bir sürü diktatörler ölüyordu. Bu ekonomik sistemin, bu düzenin, bu şekilde tanımlanmış bir ekonomik düzenin daha önce de konuştuk. Haydi devrime demiyoruz ama bunları en azından kurcalamamız lazım. Bu düzen diktatörler üretiyor, savaşlar üretiyor. Yani Putin durduk yerde ortaya çıkmıyor ve durduk yerde Ukrayna'yı işgal etmiyor. Bunlar bu düzenin sonu. Vahşi bir düzen. Yani biraz bunları düşünmemiz lazım. Hani iklim meselesi üzerinden, çevre üzerinden, gezegenin geleceği üzerinden. Hani bunlar biraz gündeme gelir gibiydi. Şimdi sanki o gündem de ortadan kalktı. Sanki bunlar birbirinden çok kopuk konular. Biz bir kere daha dünyayı bir bütün olarak ve insanlığın geleceğini, bugünkü halini bir bütün olarak değerlendirmek zorundayız. Yani Ukrayna mı, Putin mi filan bilmem ne diye buraya kadar indirmek, daraltmak akıl alacak şey değil. Dahası hayret edilecek bir şey, kendine solcu diyen insan diyor ki Ukrayna'ya, hani bıraktım hani Ukrayna'ya tabii de işte vatanını savunanların yanında olalım filan da değil. Silah yardımını da savunmak zorundasınız diyor. Niye silah yardımını savunacakmışım Ukrayna'ya Allah aşkına? Olacak bir iş mi? Niye böyle bir jeopolitik şeyin içerisine girelim? Ve zihnimizi de buraya daraltalım. Yani zaten biz yani yardımı savunsak ne olur, savunmasak ne olur? Herhangi bir etkisi gücü olabilecek biz güvenlik konseyi üyesi değiliz. Avrupa Parlamentosu'nun başkanı değiliz. Biraz bari serin duralım ve bakalım biz sorgulayıcı, eleştiren insanlar biraz durumu anlamaya çalışalım. Niye silah yardımını böyle birden nefere yazılalım? Niye dediğim gibi bütün tutumumuzu, dahası zihnimizi buraya ipotek edelim? Çıldırtıcı olan o. O yüzden tam da böyle açıldığı yerden bu tartışmanın genişlemesi lazım. Ve bütüncül bir siyasi sorgulama ve tartışmaya dönüşmesi lazım diye düşünüyorum. Peki buradan... Yine zaman bitirmişimdir ben tabii çok konuştum. Yok, biraz daha süremiz var Nuray Hanım. Fransa seçimlerine gidelim. İlk iki aday Macron ve Marine Le Pen 24 Nisan'da ikinci turda karşı karşıya kaldı. 12 aday ilk turda seçime girmişti. Aralarında ilk turda 4 puan fark var. Fransa'da son temsilcilerinden biri olan Mélenchon'un da 3. olduğunu biliyoruz. Aslında şimdi az önce tarif ettik ya, yani neden insanlar işte sistemin dışında bırakılmış, adaletsiz, kendine adaletsiz bir dünyada yaşadığını hissedenler bir yandan da işte böyle sağ siyasetçilere daha çok ilgi duyabiliyor. Fransa'da da şimdi bir panik havası var. Le Pen acaba bir ihtimal seçimi kazanır mı diye. Sizce... Sadece Fransa'da değil, bütün dünyada panik havası var. Çünkü çok önemli Fransa'daki seçimi kimin kazanacağı. Evet, Avrupa'nın göbeğinde böyle bir seçime yine gözümüzü dikmiş durumdayız. Ne diyorsunuz sizce? Bir de anketleri soracağım. Yani orada da çok anketlerden farklı sonuçlar çıktı sandıkta. Anketleri de bir sorgulamak gerekiyor mu acaba diye sormuş olayım. Ama tabii bir Fransa siyasetini tablosuna bir bakmanızı isteyeceğim. Onu anketçilere sorun. Niye yanılmıyorlar veya nasıl tutturuyorlar falan diye. Onu bilemeyeceğim ama ortaya çıkan tablo yani çok fazla... Zaten yoruma da ihtiyaç duymayan tablo Marine Le Pen ve Macron ve aşırı sağla Macron'un başa baş gelmesi değil. Onun ötesinde Macron da çok tartışma götürür biridir ama işte dediğim gibi dünyada öyle bir noktaya geliyorsunuz ki bir böyle kötü aşırı sağcılar falan zıvanadan çıkmış adamlar var. Ve bir de bir neoliberal kahraman var. Siz o neoliberal kahramana ya bunlar olmasındansa işte bu olsun diye fit olmak zorundasınız. Fransa'daki de bunun bir türü. Ama işaret siyasal ve toplumsal rakamlar alarm işareti veriyor. Yani Marine Le Pen'in aldığı oy ortada. Diğer aşırı sağcı adayın aldığı oy ortada. Mélenchon aşırı sağcı değil. Ama o da sistem dışında bir aktör. Yani keşke aşırı sağ yerine sola doğru oylar daha fazla gitse. İnsanlık açısından, Fransa açısından bu daha hayra alamet olurdu. Benim bakış açıma göre. Ama sonuç itibarıyla bunların oyları tabii ki birbirine benzeyen kalabalıklar, insanlar değiller. Ama sonuç itibarıyla Fransa tamamıyla ortasından ikiye bölünmüş. Hatta şimdi kaçtı oy toplamları, hatta yani sistem dışı, mevcut sistemin dışında
konumlanan partiler ve bu liberal ortodoksinin dışında, neoliberal ortodoksinin dışında söylemler benimseyenlerin Fransa'nın çoğunluğunu neredeyse, yarısından çoğunu veya en azından yarısını temsil ettiğini görüyoruz. Bu aslında bir alarm işareti. Yani bu kadar insan bir şekilde zaten büyük oranda sağa savrulmak da başlı başına bir. Yani Le Pen'le diğer aşırı sağcı partinin oylarını birleşik sayarsanız, ki benzer şeyler söylüyorlar. Le Pen biraz daha merkez ılımlı söylemler benimsesi de bu seçimde. Bunların oyu Fransa gibi gelişmiş bir batı demokrasisinde yüzde ne ediyor? 40'lara falan varıyor ikisinin oyu neredeyse. Bu bir alarm yani bir ülkede, bir batı, gelişmiş batı ülkesinde bu derece aşırı söylemleri, bu derece fazla rağbet görmesi. Senin de hatırlattığın gibi işte bu sohbetin başında konuştuğumuz mevzu. Yani liberallik, demokratlık adına bu kadar yoksul bir toplum içerisinde yoksulları ezen, son derece adaletsiz bir sistemi savunmanın adı demokrasi olursa, neoliberalizm adına. Dünya çapında böyle her türlü ikiyüzlülüğü, işte demokratik dünya yaparsa olur falan diye savunmak, ikiyüzlülüğü, demokrasinin, özgürlüklerin, demokratların, solcuların, özgürlükçü solcuların itibarını bu derece kaybettirirse olan şey bu savrulma oluyor. Zaten benim sohbetin başında da asıl kaygı duymamız gereken ve tartışmamız gereken şey dediğim bu. Fransa'da da bence benzer bir şey yaşıyoruz. Peki buradan hani solun yani sol siyasetler için bir olanak da avantaj da var diyebilir miyiz? Ya da bunu niye avantaja dönüştüremiyor dünyada sol siyaset, Türkiye açısından da böyle? Valla bu işte büyük, hani tartışmayı büyütelim diyorum ya, bu benim cevap vereceğim bir soru değil. Fakat buna cevap aramamız gerektiğini, yani senin de bugün bu soruya cevap aramamız gerektiğini. Hani niye biz bu illa sol sol diyoruz? Ne bileyim işte herhalde sen de ben de. Yani insanların geleceğinin, insanlar daha iyi bir gelecek, daha eşit, daha özgür bir gelecek vaat edenin dünyaya sol siyaset perspektif en genel manasıyla sol siyaset bakış açısı olduğunu düşündüğümüz için. Dolayısıyla da yani de biz de aleme, şimdi millete kızıp da ondan sonra biz de aleme nizam vermeye kalkamayız. Yani sol şunu yapmalı, sol bunu yapmalı filan değil. Ama evet yani kendini bir şekilde bu özlem içinde bulanlar. Evet yani insanlığın geleceği için sol siyaset alanı içerisinde bu eşitlik, özgürlüklerin, adaletin, özellikle adalette ziyade adal, bazen çünkü adalet eşitliğin önüne geçirilir. O manada değil. Gerçekten sol vurgulu, daha eşitlikçi, daha özgürlükçü bakanların işte solda bu meyanda bir dünya, bir insanlık tahayyüllerinin ve olması, mevcut dünyaya da bu gözle eleştirel bakmandan yola çıkarak böyle bir şey geliştirmesi gerektiğini arzu ederiz. Bunu konuşmalıyız. Bu yönde çaba sarf etmeliyiz. Ama bu tabii ki yani bu özlemleri duyan insanların varlığına, tartışmasına, bir aradalığına dayalı bir şey. Dünya çapında da öyle. Ama yani dünya çapındaki şu andaki durum nedir derseniz, niye yani bu biriken gerilimler soldan ziyade sağ siyasetlere savrulur derseniz, ben doğrusu gerçekten de hani ya böyle çok komplocu, içe kapanmacı, demode bir eski moda, yani dünyayı okuyamayan bir solun artık itibar dolayısıyla yani yeni nesiller nazarında bir cazibe merkezi olmadığını düşünüyor. Merkez herhalde böyle düşünüyor. Onun ötesinde de daha entelektüel, daha sofistike dünyaya bakabilecek solun da fazlasıyla neoliberal bakış açısıyla örtüştüğünü, ki bu Ukrayna meselesinde de aynı şeyin olduğunu düşünüyorum ben. Bu örtüşme olduğu sürece de itibar görmediğini, bir uğranılacak bir adres olmaktan çıktığını düşünüyorum. Dünyada da böyle bir kriz olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de böyle bir kriz olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi Ukrayna krizi de tekrar bu sorununu tekrar altını çiziyor gibi geliyor bana.
O zaman yavaş yavaş kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz Nuray Hanım. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Nuray Mert'le soru cevap programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.